Hubble'da bir şeyler ciddi şekilde ters gitti ve NASA bunu düzeltebilecek gibi görünmüyor. Merhaba Mastermind izleyicileri. Umarım keyfiniz yerindedir. Hubble uzay teleskobu hepimizin bildiği gibi insanlık tarihinde inşa edilmiş çok fonksiyonlu en teknolojik teleskoptur ve yaklaşık 30 yıldır hizmetine devam etmektedir. Hizmet verdiği süre boyunca sayısız araştırmaya öncülük etmiş olan bu teleskobun astronomi ve fizik alanına sağladığı katkılar inanılmaz seviyededir. Hubble teleskobunun önemini görmek adına astronomiye katmış olduğu bazı mihenk taşlarına bakmamız lazım. Mesela bu görmüş olduğunuz görüntünün adı yaratılış sütunlarıdır ve teleskobun çektiği en etkileyici fotoğraflar arasında yer alır. İlk olarak 1984 tarihinde görüntülenen bu nebula 2014 yılında bu şekilde tekrar görüntülendi. Dünyaya 7000 ışık yılı uzaklıktaki toz ve gaz sütunlarını temsil eden bu kozmik yapı Yıldız Doğum Fabrikası olarak tanımlanıyor. Meksika şapkası olarak bilinen Sombrero Gökadası. 1767 Mart ayında keşfedilen Sombrero Gökadası, Başak takım yıldızı yönünde bulunan bir çubuksuz sarmal gökadadır. Merkezindeki büyük şişkinliği oluşturan süper büyük kütleli kara deliği ve toz şeridiyle halen tüm profesyonel gökbilimcilerin dikkatini çekmektedir. Bu fotoğraf Hubble tarafından 2003 yılında tekrar çekilmiştir. Bir başka önemli buluş ise Yengeç Nebulası'dır. İlk olarak 1731 yılında gözlemlenen Yengeç Nebulası, dünyadan 7000 ışık yılı uzakta gerçekleşen bir süpernova patlamasının ardından ortaya çıkan gaz ve tozlardan oluşmuş genişleyen kalıntılardır. Bu fotoğraf Hubble tarafından 2005 yılında tekrar çekilmiştir. Yıldızın patlamasından sonra ortaya çıkabilecek sonuçların detaylıca araştırılması konusunda bu inceleme çok faydalı olmuştur ve hatta hala olmaya da devam ediyor. Kedi Gözü Nebulası. 1786 tarihinde keşfedilen bu nebula bizden 3000 ışık yılı uzakta ve hayata veda etmekte olan bir yıldızın oluşturduğu etrafımızdaki en karmaşık nebulalardan biridir. Bilim insanları yüzlerce yıldır gözlemledikleri halde halen onun gizemli yapısı hakkında yeterli bilgi edinememişlerdir. Orion Nebulası. Orion kuşağının güneyindeki nebuladır. Bulut ilk kez 1610'da belgelendirilmiştir. Dünyadan yaklaşık 1500 ışık yılı uzaklıkta olan Orion yaklaşık 15 ışık yılı çapındadır ve gece çıplak gözle bile gökyüzünde görülebilir. Girdap Gökadası. 27 milyon ışık yılı uzaklıkta tam karşıdan görülen bu sarmal gökada 27 Mart 1781 tarihinde keşfedilmiştir. Galaksimiz ve hemen hemen aynı boyutlarda olan Girdap galaksisi 170 bin ışık yılı çapındadır. Bir galaksinin karşıdan bakılarak gözlemlenebilmesi konusunda örnek bir buluştur. Helix Nebulası. Muhtemelen 1824'ten önce keşfedilen Helix, kova takım yıldızı yönünde bulunan oldukça büyük bir gezegenimsi bulutsudur. Helix, 2003'ten bu yana internette sıklıkla Tanrı'nın gözü olarak anılır. Bu fotoğraf Hubble tarafından 2003 yılında çekilmiştir. Kelebek Nebulası. Bir gezegensel nebula türü olan Kelebek Nebulası 1880 yılında keşfedildi. Merkezindeki yıldız hiçbir zaman gözlemlenememiştir. Ekvatoral disk, gaz ve toz bulutuyla çevrelenmiştir. Fotoğrafta görülen bu güzel kelebeğin iki kanadı arası mesafe yaklaşık 3 ışık yılı. Yani 30 trilyon kilometre
1. Galaksi kümeleri. Bugüne kadar elde edilen en derin uzay fotoğrafı. Hubble uzay teleskobunun son 10 yılda çektiği fotoğrafların XDF tekniği ile birleştirilmesiyle elde edildi. Hubble'ın kızılötesi kamerası çok uzaktaki sönük gökadalara kadar ulaştı. 13.7 milyar yıl yaşındaki evrenin 500 milyon yaşındayken oluşan bu gökadaların parlaklığı insan gözünün algıladığı ışığın 10 milyarda biri kadar parlaklıkta. Ve bu küçük alanda bile yaklaşık 5500 gökada bulunuyor. Bu fotoğraf Hubble tarafından çekilen fotoğrafların birleştirilmesiyle 2012 yılında oluşturulmuştur. Astronomi tarihinde popüler olan bu görselleri, teknolojisinin izin verdiği ölçüde en detaylı şekilde bizlere sunan Hubble'da bu Haziran ayında bir şeyler ters gitti. 13 Haziran 2021 tarihinde beklenmedik bir şeyler oldu ve NASA hala sorunu düzeltebilmek için uğraşıyor. Teleskobun yük taşıma bilgisayarında bir arıza meydana geldi ve çalışmayı durdurdu. Yetkililer 2 haftadan fazla süredir bu arızayı onarmak için uğraşıyor olsalar da çok fazla ilerleme kaydedemediler. Bu arıza tam olarak şu anlama geliyor. Fotoğraf çekme, bilgi toplama enstrümanları şu anda çalışmıyor. Yani bu arızayla Hubble teleskobu offline moda geçmiş oluyor. Şimdi asıl soru şu. Bu noktada asıl problem ne? Onarılması ne kadar sürecek? Ya da sorun hiç düzeltilemezse o zaman teleskobu online moda geçirecek başka bir yöntem var mı? Hubble 4 ayrı hafıza modülü barındırıyor ve bunlardan bir tanesi operasyon için kullanılıyor. Diğer 3 tanesi yedek olarak bulunduruluyor. Yük taşıma bilgisayarında arıza olunca bütün sistemler güvenli moda geçirildiler. Bilim insanları bu modüllerin birinin ömrünü tamamlamaya başladığını ve sorunun bundan kaynaklandığını düşündüler. Fakat yaptıkları testler sonucu her bir hafıza modülünün farklı bir hikayesi olduğunu gördüler ve şu an için her bir hafıza modülüyle tek tek ilgilenmek zorundalar. Hafızayı geri yükleme komutları iki kere denenmiş olsa da yükleme başarılı olamadı ve bu da başka bir noktada sorun olabileceği şüphesini güçlendirdi. Yük taşıma bilgisayarı anakartı NASA'nın klasik 1980 yılında kullanmış olduğu normal anakartlardan ve bu anakart teleskoptaki cihazların kontrolünün ve koordinasyonunun sağlandığı önemli bir görevi üstleniyor. NASA'nın düzenlemiş olduğu 2009 yılındaki Hubble servis görevinde yedek modüller Hubble'a monte edilmişti. Buna bağlı olarak da bu anakartla ilgili bir sorun çıktığı zaman alternatif modüllerin yedekte bekletildiği biliniyor. Fakat bu yedek modüller 2009 yılından beri etraflıca test edilmek için hiç açılmadılar. Eğer gerekli olursa Hubble bu yedek modüle geçiş yaparak eskisi gibi servis vermeye devam edecek. NASA 2009 yılında yapmış olduğu gibi astronotlarını gönderip teleskobu tamir etmeleri için yeni görevler veremez. Çünkü 2011 yılında bu görevi üstlenen uzay uçuşları filosu NASA tarafından kapatıldı. Bu nedenle teleskobu tamir edebilecek tek şey dünya yüzeyinden gönderilecek komutlar olarak kalıyor. 2,5 milyar dolar değerindeki bu teleskobun ömrünün 2030 yılına kadar süreceği tahmin ediliyor. O zamana kadar çalışıp çalışmayacağını zaman içinde göreceğiz. Ancak çalışsa da çalışmasa da 2030'ların ortalarında atmosferimize girip parçalanarak yanacak. Bu nedenle o zamana kadar Hubble'a keskin bakışlar diliyoruz. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.